Bu videoda sizlere Sony IDS3'e gelen yeni güncellemeden bahsedeceğim. Versiyon 3 güncellemesi. Yaklaşık bir hafta öncesine kadar da versiyon 3.01 güncellemesi yayınlandı. Bu güncellemede de bazı hatalar ve eksiklikler vardı. Onlar düzeltildi. Bu güncelleme sayesinde yeni gelen özelliklerle birlikte artık IDS3'e sinematik bir kamera diyebiliriz. Ben şahsen 2-3 ay öncesine kadar IDS3 kameramı satmayı düşünüyordum. Yeni modellere kıyasla çok geri planda kalmıştı. Bildiğiniz üzere 2020 yılında piyasaya sürüldü. Aslında dönemine göre çok iyi bir kamera. Benim de uzun zamandır beklediğim bir kameraydı. Ama Sony S3'ten 2-3 ay sonrasında FX3'ü çıkarınca gerçekten S3 çok gölgede kaldı. Bazı yazılımsal ve donanımsal özellikler olarak geride kaldı. Ama Sony bu güncelleme sayesinde yazılımsal farkları kapattı diyebiliriz. İsterseniz şimdi bu güncelleme ile birlikte yeni gelen özelliklere bakalım. Öncelik olarak benim uzun zamandır beklediğim özellik olan shutter perdesinin kapanması. Bildiğiniz üzere IDS3'te bu yoktu. Sonrasında çıkan modellerde geldi bu özellik. Aslında diğer markalar bunu en başından beri yapıyordu. Sony ilk aynasız kamera üreticisi olarak bunu belli bir modellerden sonra yapmaya başladı. Sanırım o da geri dönüşümlerden dolayı. Ama yazılımsal olarak da bu bence bir güncellemeyle yapılabilecek bir özellikti. Sony bu güncellemeyle birlikte bunu yaptı. Zaten bu olması gereken bir özellikti. İkinci özellik ise DCI 24B 4096x2160 çekim formatı. Bu çekim formatı sayesinde de IDS3 sinematik bir kamera oldu diyebiliriz. Üçüncü özellik ise titreme telafisi, focus breathing. Bu özellik sayesinde odaklar arası geçiş daha sinematik hale getirilmiş. Bildiğiniz üzere öncesinde daha sert olan odaklar arası geçiş daha yumuşak hale getirilmiş. Dördüncü özellik ise menüde ana menü bölümü eklenmiş. Bu da menü içerisindeki bazı özellikleri hızlıca ulaşabilmenizi sağlıyor. Beşinci yeni özellik ise dokunmatik özelliği. Bildiğiniz üzere IDS3'te sınırlı bir dokunmatik özelliği vardı. Bu yeni gelen güncelleme sayesinde enstantane, diyaframı ve diğer modlar arasındaki geçişi ekran üzerinden artık yapabiliyoruz. Ekranın her yerini aktif olarak, dokunmatik olarak kullanabiliyoruz. Aslında bu da öncesinde olması gereken özelliklerden biriydi bence. Altıncı yeni özellik ise Creators App uygulaması. Bildiğiniz üzere bu uygulama yeni çıkan kamera modelleriyle uyumluydu. Ama bu güncelleme sayesinde artık Sony IDS3 ile de uyumlu olacak. Bu uygulama sayesinde telefonu monitör olarak kullanabileceğiz. Aynı zamanda telefon üzerinden de kamerayı kontrol edebileceğiz. Öncesinde Imagine Edge uygulamasıyla yapıyorduk bunları. Ama bazı özellikleri yetersiz kalıyordu ve kararlı çalışmıyordu. Bir diğer özellik ise vizör monitör arası geçiş. Buraya Auto 2 diye bir seçenek getirmişler. Auto 1'in özelliği vizörden baktığınızda otomatik olarak vizör ekranına geçiş yapar. Monitörün açısına ve yönüne uyacak şekilde değiştirilirmiş. Auto 2'nin özelliği ise monitörün açısı ve yönünden bağımsız olarak vizörden baktığınızda otomatik olarak vizör ekranına geçiş yapar olarak eklenmiş. Birçok yeni bu tarzda küçük güncellemeler gelmiş. Aynı zamanda da kamera kararlılığını ve çalışma hızını iyileştirecek yeni güncellemeler gelmiş bu güncelleme sayesinde. Videonun başında da söylediğim üzere yaklaşık bir hafta önce yayınlanan versiyon 3.01'deki düzeltilen hatadan bahsetmek istiyorum sizlere. Bu hata Atomos kullanıcılarını ilgilendiriyor aslında. Bildiğiniz üzere Atomos RAW kaydeden bir kayıtçı. Sony IDS3 ile Atomos aracılığıyla RAW bir video kaydettiğinizde 3 kat parlak kaydettiği söyleniyor. Bu yeni gelen güncellemeyle bu sorun düzeltilmiş. Bu arada unutmadan söylemek istiyorum. Sony bu güncellemeleri yüklemeden önce bir uyarıda bulunuyor. Bu güncellemenin yüklenmesiyle birlikte kameranız, fabrika ayarlarınız sıfırlanıyor. Sony de burada kamera üzerinde yaptığınız değişiklikleri bir kenara not etmenizi öneriyor. Bunu da dikkate almakta fayda var. Bu arada videoyu bitirmeden önce sizlere önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. DCI 24P 4096x2160 formatı bu güncelleme ile birlikte aslında aktif olmuyor. Bunu aktif etmemiz için Creators App uygulamasından lisansımızı etkinleştirmemiz gerekiyor. Sadece bu uyumluluk özelliği geliyor. Şimdi bu nasıl aktif edilir onu göstereceğim sizlere. Telefonumu alıyorum elime. Buradan şimdi Creators App uygulamasına giriyorum. Kamera ekleye geliyorum. Buradan Sony IDS3 kamerayı seçiyorum. Burada bana versiyon 3'ün yüklü olup olmadığını soruyor. Burada kameram gerekli sürümü karşılıyor seçeneğini seçiyorum. Sonra devam ediyorum. Burada kamerayla bağlantı için bazı yönergeler var. Onları gösteriyor. Zaten bildiğimiz şeyler. Kameradan menüye geliyoruz. Buradan akıllı telefon bağlantısına geliyoruz. Sonrasında uygulamada
kamera modelim çıkıyor, seçiyorum ve buradan onaylamam gerekiyor. Onaylıyorum. Sonra ekranıma 5 GHz seçeneği geliyor, zaten önerilen. Onu da seçiyorum, onaylıyorum. Şimdi buradan kamera ayarlarına geliyorum. Ama lisansı aktif edebilmeniz için Sony hesabınızın olması gerekiyor. Buna giriş yapmanız gerekiyor uygulama üzerinden. Şimdi geliyorum kamera ayarlarına. Buradan yukarıda kullanılabilir işlevleri kontrol et seçeneği var. Buna tıklıyorum. Şu anda kontrol ediyor. Katıl diyorum ağına. Şimdi kontrolü tamamladı. Buradan lisans yönetimine tıklıyorum. Şu an burada kameradaki yüklenebilecek lisansları arıyor. Sanırım bu uygulama sayesinde bazı yeni özellikleri bu uygulama üzerinden kamerada aktif hale getirebileceğiz diye düşünüyorum. İlerleyen dönemlerde ya da yeni model kameralarda bence Sony ID3'e çok yatırım yapacaklarını sanmıyorum. Şimdi benim hesabıma giriş yapılı olduğu için zaten burada karşıma lisans çıktı. Buradan tıklıyorum. DCI 4K 24P Upgrade lisans. Buna tıkladım. Önce lisansa edin diyorum. Sonra iniyorum burada. Lisansı yükle diyorum. Yüklenecek kamera diyor. Buradan zaten Sony IDS3 karşıma geliyor. Sonra yüklemeye devam et diyorum. Buradan yüklemek istediğiniz lisansın dosyasını seçin diyor. Bunu da seçiyorum. Lisansı seçilen kameraya ata dedi. Ve şu anda lisans kameraya yükleniyor. Bu yüklemeyi yaparken mutlaka kameranızda hafıza kartı olmasına dikkat edin. Ben öncesinde yüklemeyi denediğimde hafıza kartı olmadığı için yükleme yapmadı. Bilginiz olsun. Bu bir dipnot. Şimdi yükleme tamamlandı. Burada lisansı gösteriyor zaten. Kamerayı kapatıp açtığınızda bu lisans aktif olacak zaten. Benim Sony ID3'e gelen güncellemelerle ilgili dikkatimi çeken özellikler bunlardı. Sizler de isterseniz Sony'nin güncelleme sayfasına giderek bu özellikleri görüntüleyebilirsiniz. Bu video bu kadardı. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.